gx'in türevini almamız gerekiyor. İlk bakışta göze biraz korkutucu gelse de, baksanıza burada sinüs, burada kosinüs var, burada pi bölü küp kök içinde 3'ün karesini almışlar falan. Dediğim gibi ilk bakışta biraz korkutucu bir havası var ama bu videoda bu ve buna benzeyen ifadelerin türevlerini şu ana kadar öğrendiklerimizle almanın ne kadar kolay olduğunu göreceğiz. Örneğin kuvvet kuralı. Neydi? x üzeri n'nin x'e göre türevi. n çarpı x üzeri n eksi 1'e eşitti değil mi? Buna ek olarak bu soruyu çözerken kosinüs x'in türevinin de eksi sinüs x ve sinüs x'in x'e göre türevinin de kosinüs x'e eşit olduğunu kullanacağız. Evet, sadece bunları kullanarak buradaki ifadenin türevini almak, yani g üssü x'i bulmak mümkün ve çok kolay. Şimdi hemen videoyu durdurun ve bu soruyu kendi kendinize çözmeye çalışın lütfen. Peki, sinüs x'in ve kosinüs x'in türevlerinin ne olduğu çok açık. Ama burası biraz daha karmaşık göründüğü için bununla başlayacağım. İsterseniz bunu daha anlaşılır ve kuvvet kuralını uygulamanın daha kolay olduğu bir hale getirmeye çalışalım. Pi bölü küp kök x'in hepsinin birden karesi eşittir pi kare bölü küp kök üzeri x'in karesi. Şu ana kadar üstler özellikleri kullandım. Yani üst bölmeye dağılır öyle değil mi? Şimdi paydadaki ifadeye gelelim. Bunu x üzeri 1 bölü 3'ün karesi olarak yazabilirim değil mi? Pi kare bölü. Herhangi bir adıma atlamayayım. x üzeri 1 bölü 3 üzeri 2. Evet eşittir. Pi kare bölü x üzeri 2 bölü 3. Bu da pi kare çarpı x üzeri eksi 2 bölü 3'e eşittir. Bunu bu şekilde yazdığımızda kuvvet kuralını uygulamanın ne kadar kolay olduğunu görüyorsunuz artık değil mi? Pi kare çarpı x üzeri eksi 2 bölü 3. Tamam. Şunları hemen sileyim, hemen sileyim. Ve bunun yerine pi kare çarpı x üzeri eksi 2 bölü 3 yazayım. Şimdi sıra türevde g üssü x'in ne olduğunu bulmaya çalışıyoruz. g üssü x, 7 sinüs x'in x'e göre türevi, bunu eşitliğin iki tarafına da yazacağım. Buraya, buraya ve buraya. Evet, 7 sinüs x'in türevi 7 kosinüs x'tir. Aradaki eksiği unutmadan, eksi 3 çarpı kosinüs x'in türevi, eksi sinüs x'tir eksi sinüs x. Son olarak buraya kuvvet kuralını uyguladığımızda aradaki eksiği yine unutmayalım. Kuvvetle x'in kat sayısını yani pi kareyi çarpacağız. Sakın kafanız karışmasın. Buradaki pi kare bir sabit çarpandan başka bir şey değil. Eksi, eksi 2 bölü 3 çarpı pi kare çarpı x üzeri eksi 2 bölü 3 eksi 1. Az kaldı g üssü x eşittir. 7 kosinüs x eksi 3 ile eksi sinüs x'i çarparsak artı 3 sinüs x elde ederiz. Arada eksi var ama buradaki de eksi olduğu için artı 2 pi kare bölü 3 çarpı x üzeri x üzeri eksi 2 bölü 3 eksi 1 ne eder? Eksi 5 bölü 3. İşte bu kadar. Gördüğünüz gibi bu son derece zormuş gibi görünen ifadenin türevini kuvvet kuralını uygulayarak ve sinüsle kosinüs fonksiyonlarının türevlerini kullanarak bulmayı kolayca başardık.